Merhaba, siz sevgili yarışsever mensubu dostlar, arkadaşlarım. Bugün 2 Kasım 2019 günlerden cumartesi, Ankara yarışlarına ait olan yorum ve kritiklerime başlamadan önce Ankara'da havanın parçalı bulutlu olduğu ancak geceden yağan yağmur dolayısıyla çim pistimizin ağır olduğu bilgisini verdikten sonra fazla da lafı sözü uzatmadan geçiyorum günün 4. Altılı ganyanlarımızın da birinci ayağı olan 17 handikap 4 yukarı yaşlı safkanlı arabatlarına mahsus 2200 metre mesafeli kum pist bu yarışta. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ben yarışları koştura koştura anlatıyorum. Yani yarışın gidişat temposu çok önemlidir. Hızlı gider başka at gelir, yavaş gider başka at gelir, normal tempo gider başka at gelir. At yarışının bir numaralı değişmez kuralı budur. Şimdi bu yarışa baktığımız zaman ön tarafta Agah makinalı tüfek gibi gider. 2 numaralı Unzen de kaçar. Muhtemelen ön tarafta belli bir süratin olacağı kanaatindeyim. Son koşmuş olduğu yarışı kazanma becerisi gösteren, o gün de biz grupta Acı Dilli Fatih oynamıştık. Çok da sürprizdi, geldi kazanmıştı. Bugün içinde yine bomboş kiloyla koşacak olan, tam mesafe, ideal pist mesafesinde koşacak olan altın oğlu Acı Dilli Fatih ilk şansı safkan. Daha sonra yine bomboş kilosuyla hayatta ilk defa böyle bir kiloyla koşacak Buat doğru dürüst. Bu kum pistte koşacak olan, yine Mücahit Bayır idaresine koşacak olan 5 numaralı Fahri Knight İkinci şansı safkan. Daha sonra Adana'dan hazırlanıp Ankara'ya giden, Adana'da yapmış olduğu galoplarında da çok hoşuma giden 3 nolu Prenses Aslı üçüncü şansı safkan. Daha sonra yine bugün bomboş kilosuyla koşacak olan 7 nolu Kürşat Baba. Bugün için önlerde olur ya Unzen gitmez, çünkü Unzen ara vermiş bu yarışa koşuyor. Önlerde Unzen bırakırsa rahat Agah'ı, önlerde bomboş kalır bu sefer Agah, ki bomboş kalırsa o zaman bitirir zaten. 4 nolu Agah. Daha sonra şanslı safkan. Son olarak da her ne kadar kilosu ağır olursa da olsun, son koşmuş olduğu İzmir yarışını kazanma başarısı gösteren, bugün için rakiplerine çok kilo vermiş ama gelir mi? Gelebilir deyip bir nolu Van Lomaho'yu sizlere öneriyorum. Sırayla bu yarışı verecek olacak olursam sizlere 6-5-3-7-4-1-8 sıralamasını öneriyorum. Siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarıma deyip geçiyorum günün 5. Altılı ganyanlarımızın da ikinci ayağı olan Made in 3 yaşlı safkanın Arap taylarına mahsus 1400 metre mesafeli çim pist bu yarışta. Şimdi arkadaşlar, bu yarışı koşturduğumuz zaman ön tarafta Büşrettin Bey kaçar, 2 Demir Hır kaçar, Yığma Tepe kaçar. Ön tarafta ister istemez belli bir sürati yarış binecek. 1400 metre yarış. Muhtemelen geriden gelecek atların kazanma şansı biraz daha yüksek olarak görmeme rağmen, taylarda genelde stil değişikliği oluyor. Bazı tayların sahipleri bazen yarışlarda kaçırıyorlar, öbür yarış bekletiyorlar. Biz de zamanında yaptık. Tayın stilini öğrenmek için bir yarış kaçtık, bir yarış bekledik. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Onun için genelde tay yarışlarında sürpriz olmasının sebebi de zaten budur. Yani gerekli yarış şeyi oluşmadığı için, yarış kimlikleri oluşmadığı için sıkıntı olabiliyor. Dediğim gibi bunlardan Müşrettin Bey kaçar, 2 Demir Kır kaçar, Yığma Tepe kaçar. Bugün için gerekli yarışları görüp gerekli kondisyonu kazanan, mükemmel fizikli, sonlarda etkili sprint yapabileceğini bildiğim 5 nolu Ulu Pamir ilk şansı safkan. Daha sonra yine son koşmuş olduğu yarışında çok beğendiğim 6 nolu Yığma Tepe ikinci şansı safkan. Daha sonra bu grubu da bu grubun iyi atları içerisinde sayılabilecek olan bir nolu Büşrettin Bey üçüncü şansı safkan. Daha sonra son koşmuş olduğu yarışı kaçarak güzel bir yarış koşan 3 nolu 2 Demir Kır. Sonlarda çok etkili sprint yapabilen özelliği bulunan 8 nolu Nazla. Ve bu sefer ağır çim piste koşacak olan, ki lehinedir bu ağır çim, 2 nolu Girayer deyip sırayla bu yarışı verecek olacak olursam sizlere 5-6-1-3-8-2 sıralamasını önerdikten sonra geçiyorum günün 6. Altılı ganyanlarımızın 3. ayağı olan Açık Grup 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak 2400 metre mesafeli 3 yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus bu yarışta günün bankosu. Ön tarafta Domra, Hasafet, Stallion Falcon, Perilima, Artsman gibi makinalı tüfek gibi gidecek olan atların içinde bugün için tam ideal pist ve mesafesini bulan, ki ya ağır çimdir, bana göre ağır çimi 8 kat 10 kat daha iyi koşacağını bildiğim, net olarak bildiğim 15 nolu Long Runner günün bankosu. Ben bugün 15 nolu Long Runner'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusunu kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi ön tarafta Dombra, Hasafet, Stallion Falcon, Perilina, Artsman gibi mükemmel surat yapan atlar var. Bunların arkasında bekleme yarışı yapan ağır çimi de bence 3 kat 4 kat daha iyi koşabileceğini net olarak bildiğim 15 nolu Long Runner günün bankosu diyor. Ve sizlerden ikinci video için 1 dakikalık ara rica ediyorum.